Ticari satışlarda satıcının ayıptan dolayı sorumluluğuna ilişkin zaman aşımı süresi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 25. maddesinin 4. fıkrasında 6 ay olarak belirlenmiş idi. Ancak bu hüküm 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 23. maddesine alınmamıştır. Bu itibarla artık ticari satışlarda da zaman aşımı süresinin belirlenmesi Türk Borçlar Kanunu'nun satış hükümleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Türk Borçlar Kanunu'nun 231. maddesinde tacirler arasındaki ticari satışlarda teslimden itibaren 2 yıllık bir zaman aşımı süresi öngörülmüştür. Dolayısıyla ticari satışlarda da ayıba karşı tekeffülden kaynaklanan davanın 2 yıl içerisinde açılması gerekmektedir. Bilindiği gibi zaman aşımı ilk itirazlardan değildir. Zaman aşımı bir def'idir. Kural olarak zaman aşımının cevap süresi içerisinde bildirilmesi gerekir. Ancak cevap süresi içerisinde bildirilmemiş olan zaman aşımı davanın ilerleyen aşamalarında da def'i olarak ileri sürülebilir. Yeter ki karşı taraf e, savunmanın genişletilmesi yasağı kapsamında buna karşı çıkmış olmasın. Eski usul kanununda bunun zımnen karşı çıkılmamış olması kabul edilirken yeni kanunda açıkça muvaffakat edilmesi gerektiği yönünde hüküm getirilmiştir. Bu itibarla karşı taraf eğer süresinden sonra bildirilen zaman aşımına açıkça muvaffakat ettiğini bildirmişse hiç kuşkusuz dikkate alınacaktır. Aksi takdirde süresinden sonra yapılan zaman aşımı dikkate alınmayacaktır. Burada 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 141. maddesi hükmünü hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Çünkü 141. maddeye göre dilekçeler teatisi aşamasında yani dilekçelerin verilmesi aşamasında taraflar iddia ve savunmalarını karşı tarafın açık muvaffakatına ihtiyaç duymadan değiştirebileceklerinden bu aşamada zaman definde bulunulması mümkün olabilecektir. Ancak kanunda 2 yıl olarak zaman aşımı belirtilmiş bulunmasına rağmen eğer satıcı daha uzun süreli bir garanti vermiş ise o takdirde zaman aşımı süresi de o garanti süresi kadar uzamış sayılacaktır. Şu hususu da belirtmek gerekir ki Türk Borçlar Kanunu'nun 231 Taksim son maddesine göre satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise bu takdirde zaman aşımı hükmünden yararlanamaz. Yani satıcının ağır kusuruyla ayıplı malı devrettiğinin ispatlanması halinde zaman aşımı hükümleri işlemeyecektir.